Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü'nde görüştü. İki lider görüşme sonrası önce İstanbul Boğazı'nı seyretti. Açıklamaya sistem diyaloğu damga vurdu. Türkiye-Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60. yıl dönümünde bir araya gelen iki lider, 1,5 saat süren görüşmeyi değerlendirdi. Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığı ile ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam ediyor. Şansölye Merkel bu sorunları daima samimi çaba göstermiştir. Halefinin de aynı gayret içerisinde olacağına yürekten inanıyorum. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere de değindik. Yasa dışı göç konusu çok önemli bir konu. Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin bu konuda vereceği desteğin devam edeceğini de ifade ettim. İki lider gazetecilerin sorularına da cevapladı. Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteciler soruldu. Farklı bakış açıları var. Terör suçlaması ile ilgili ne zaman terörden bahsedebileceğimizi, ne zaman bahsedilemeyeceğini. Fakat genelde görüşmeler başarılıydı. Türkiye'de de yargı bağımsızdır. Yargının vereceği veya verdiği karara benim bir cumhurbaşkanı olarak müdahale etmem söz konusu değil. Göç konusu da gündemdeydi. Tabii mülteciler konusunda malumunuz, Türkiye bu işin adeta misafirhanesi durumunda. Malum 5 milyon Suriye'den var, Irak'tan var, Afganistan'dan 300 bin var. Bütün bunlara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. İki liderden birlikte çalıştıkları dönemi değerlendirmeleri istendi. İlk cevap Merkel'den geldi. Burada birbirimize okuldaki gibi not vermek için burada bulunmuyoruz. Türkiye NATO'nun bir müttefiği olarak bizim için önemli bir partner. Tabii ki insan hakları, bireysel özgürlükler konusunda eleştirdim. Farklı bakış açılarımız olabilir. İki lider arasında esprili bir sistem diyaloğu yaşandı. Sayın Şansölye özellikle Almanya'nın idaresinde, yönetiminde gerçekten başarılı bir sürece imza attı. Belki koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya-Türkiye ilişkileri çok daha farklı bir yere ulaşabilirdi. Bizim başkanlık sistemine geçmemizle birlikte biz bu koalisyonlardan kurtulduk. Koalisyon ortaklarımla çalışmaktan mutlu olmadığımı anlaşılmasın. Alman hükümetlerinin özelliği budur. Koalisyonlar bizim yapımıza uygundur. Biz bir başkanlık sistemi uygulamak istemiyoruz. Ama zaman zaman hep şikayetlerinizi bana aktardınız. Das stimmt. Doğrudur. Hayat böyle.